Merhaba. Bu dersimizde her tıklandığında farklı bir kılığa giren bir büyücünün oyununu yapacaktık. Bunun için ihtiyacımız olan ilk şey yeni bir kukla. Yeni kuklamızı buradan seçelim. Buradan temalardan kaleye giderek bir büyücü seçelim ve tamam diyelim. Büyücümüzün kılık değiştirebilmesi için başka kılıklara ihtiyacı var. Bu yüzden kılıklar sekmesine gidelim ve burada büyücümüze yeni kılıklar ekleyelim. Burada yine temalardan kaleye giderek farklı bir büyücü seçelim. Yine aynı şekilde kale son olarak son bir büyücü daha ekleyelim. Evet. Şimdi büyücümüzü tıklandığında bir şeyler olması için diziler kısmına girerek önce bir olay yaratalım. Burada bu kukla tıklanınca bloğunu alalım ve bizim kuklamıza tıklandığında bir şeyler olmasını istiyoruz. Bu şey büyücümüzün kılık değiştirmesi. Bunu yapabilmek için görünüme gidelim ve burada kılığına geç bloğunu çağıralım. Bu bloğun görevi kuklamıza ait olan kılıkları listelemek ve bu blok kullanıldığında o kuk o kılığın verilen kılığın ismine geçmek. Peki şimdi burada büyücü e, oğlana geçelim. Wizard boya geçelim. Kuklamıza tıklayalım. Burada bir değişim oldu. Peki bu değişimin rastgele olması için ne yapabiliriz? İşlemlerden rastgele bir değer üreten e, bloğumuzu çağıralım ve bu bloğu bu seçme ekranının olduğu yere bırakalım. Kaç adet kılığımız vardı? Kılıklar sekmesine giderek sayalım. 1 2 3 4 Şimdi tekrar dönelim. 1 ile 4 arasında bir sayı tutmasını söyleyelim. Kuklamıza her tıkladığımızda farklı bir kılığa girecek. Peki bu kuklaların değişimi esnasında bir animasyon gerçekleşmesini isteseydik ne yapmamız gerekiyordu? Önce görünüme gitmemiz gerekiyor ve ardından burada e, renk etkisini arttır olan bloğu çağırmamız gerekiyor. E, fakat biz renk etkisini değil Benekleştir etkisini kullanacağız. Şimdi önce bir tıklayarak bunun nasıl bir etki yarattığını gösterelim. Her seferinde daha fazla bir görünüm benekleşme oluyor. Şimdi görsel efektleri temizliğe basalım ve eski halimize geri dönelim. Bu etkiyi yavaş yavaş fakat defalarca yaparak bunu bir geçiş animasyonu olarak gerçekleştirebiliriz. Bunu kontrol bloğuna giderek... 10 defa tekrarla bloğunu çağıralım ve sadece burayı alacak şekilde yerleştirelim bir de aynı şekilde burada geçişlerin bu 10 defa çalışmanın çok hızlı gerçekleşmesini önlemek için 1 saniye değil 0.05 saniye bekle olarak belirleyelim şimdi bunu tıkladığımızda bakalım ne olacak yavaş yavaş görüntü bulanıklaşıyor bunun değerini 10 yapalım Şimdi değişimleri daha sağlıklı görebilmek için tekrar görünümden görsel efektleri temizle diyelim. Bu bulanıklaştırma animasyonunu bir de tersine çevirelim. Bunun için yine kontrol bloklarına gidelim. 10 defa tekrarlayı çağıralım. Ve içerideki bu blok 2 blok birden kopyalayalım. Kopyasını çıkart dediğimizde bu 2 blok birden kopyalandı. şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta buradaki değeri eksi 10 olarak belirlememiz. Yani 10-10 bulanıklaştırma yaptıysa eksi 10-10 da o bulanıklaştırmayı telafi etsin istiyoruz. Şimdi bunun nasıl çalıştığını birlikte görelim. Kuklamıza tıklayalım. Böyle bir animasyon gerçekleşiyor. Her tıkladığımızda önce bulanıklaşarak farklı bir kıla bürünen bir büyücümüz oldu. Bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Diğer derslerde size başarılar diliyorum.